Ne bu halin Gülşah? Sana ne oldu böyle? Sormayın sultanım. Başıma gelenleri bir bilseniz. Anlatsana. Perşem sen dışarıda bekle. Ölümden döndüm sultanım. Bu yüzden mi kaçtın? Kaçmadım ki sultanım. Sizin yanınıza gelecektim. Bir ağa geldi. Sizin gönderdiğinizi söyledi. Ben de inandım. Hakikati öğrendiğimde çok geçti. Çırpındım, direndim ama nafile. Onlar soktu beni bu hale. Gözümü açtığımda hiç tanımadığım bir evdeydim. Şükürler olsun ki civardakiler bulmuş, bakmış bana. Nasıl olur? Sana kim yaptı bunu? Yoksa? İbrahim Paşa'nın marifeti sultanım. Paşa'nın seninle ne derdi olur? Anlatacağım sultanım. Fakat evvela sizden bir isteğim olacak. Neymiş o? Beni himayenize alın sultanım. Merak etmeyin şehzadem. Manisa Sarayı sizin için hazırlanıyor. Bir iki hafta içinde yola çıkacaksınız. O gün iple çekiyorum paşam. Manisa'da hizmetlerimle hünkârımıza kuvvet katacağım. Elbette. Bundan kuşkumuz yok. Şehzade Hazretleri. Paşam. Söyle İskender. Paşam, malumunuz. Ketüdağınız olarak tayin edildim. Bu kıymetli vazife için teşekkür etmeye geldim. Hünkârımızın takdiri. Elbette benim bilgim dahilinde. Kıymetini bil. Elbette. Fakat unutma. Bu devlet-i âli Osman'da alınan her yetki insanı ölüme bir adım daha yaklaştırır. Bana bir tek siz yardım edebilirsiniz. Ancak siz kurursunuz. Yeniden saraya dönmek, sizin hizmetinizde çalışmak istiyorum sultanım. Anlatacakların dediğin kadar mühimse gerekeni yaparım evet. Hiç kuşkunuz olmasın. İbrahim Paşa'nın kellesi iki dudağınızın arasında olacak. Tamam. Anlat o halde. Beni himayenize alacak mısınız sultanım? Tamam dediysen tamamdır. Kızmayın sultanım, lakin öyle şeyler yaşadım ki... Gülşah. İbrahim Paşa bir hatunla düşüp kalkıyor. Bir hatunla? Hatta ondan bir çocuk bile peydahlamış. Hatunun karnı burnunda. Çocuk? Kimmiş bu hatun? Esas bunu duyun siz. Nigar Kalfa. Thank you.
Sen bunu nasıl öğrendin? Kendi gözlerimle gördüm gebe olduğunu. Sonra takip etmeye başladım. İbrahim Paşa ile konuştular. Duyar duymaz yanınıza geldim. Lakin yoktunuz. Siz gelene kadar da benden kurtuldular. Gülşah, sana nasıl inanacağım? Ne malum saraya dönmek için yalan söylemediğin? Bakın, görün bana neler ettiklerini. Duyduklarımın bedelini neredeyse canımla ödeyecektim. Artık sizden başka sığınacağım kimse kalmadı. Korkuyorum sultanım. Eğer hala bana inanmıyorsanız Nigar'ı bulun. O vakit göreceksiniz gebe olduğunu. Nigar yok artık. Saraydan atıldı. Gebeliği ortaya çıkmasın diye oyun ettiler belli ki. Zira paşa çok kızmıştı. Haberi yokmuş bu gebelikten. Belliydi bir şeyler döndü. Gel. Hünkârım. Yaklaş bakalım. Zarif. Hürrem Sultanımız pek memnun kalacaktır hünkârım. Bu validem için. Anladım. Valide Sultanımız bütün zarafetiyle taşıyacaktır bu kolyeyi. Nicedir aklımdaydı, bir türlü fırsat bulamamıştım. Kısmet bugüneymiş. Seni dinliyorum Pargalı. Gerçi ne söyleyeceğim belli. İskender. Hünkârım, yüce takdirinizden yana bir şikayetim yok haşa. Fakat endişe içerisindeyim. İskender Çelebi'nin düşmanlarımızla birlikte hareket ettiğini düşünüyorum. Herkesin bir takım hırsları olabilir Fargalı. Bilhassa devlet yönetiminde çokça görülür bu. İskender'in de bazı hırsları, arzuları vardır elbet. Lakin ihanet ağır suç, ben ihtimal vermem. Diyelim ki öyle, senin dediğin gibi düşmanımızla birlik olmuş. O vakit bırak gözünün önünde olsun. Hünkârım. Dostunu yakın tutman icap eder Pargalı. Düşmanınıysa daha yakın. Ne yapacaksınız sultanım? Bekleyeceğiz Gülşah. Evvela bunu ispat etmemiz lazım. Hatun gebe zaten. İnkar eder. Başkasından gebeyim der. Kimi nasıl inandıracağız? Bunun kuşkusu bile yok eder sultanım. Hatice sultanımız bunu bir duyarsa ateş olup üzerlerine yağar. Perçem Ağa! Sultanım. Gülşah'ı emniyetli bir yere götürün. Her ihtiyacını karşılayın. Korkma. Artık himayemdesin. Beni saraya almayacak mısınız sultanım? Şimdi olmaz Hatun. Seni görürlerse anında yok ederler. Nigar da kaybolur. Bir anda örtbas edilir. Akıllıca hareket etmemiz lazım. Karşımızda herhangi biri yok. Sadrazam var. Ne yapacaksınız peki? Bir bakacağım icabına. Sen benden haber bekle. O güne kadar da sakın diyeyim ortalıkta gözükme. Beni anladın mı? Sağ olun sultanım. Çok sağ olun sultanım. Siz olmasanız halim nice olurdu.
Sultanım, arzu ettiğiniz kürkler ve ipek kumaşlar geldi. Mustafa'm için ısmarladığım kumaşlar nerede? Burada sultanım. Güzel. Terzihaneye yollayın. Bir an evvel başlasınlar dikimi. Hayırlı sabahlar sultanım. Sana da. Gülfem Hatun, çok güzel kumaşlar geldi. Seç ben. Benden sana hediye olsun. Eksik olmayın. İhtiyacım yok. Sultanım, bu harcamalara ne lüzum var anlamıyorum. Her gün yeni bir şeyler geliyor. Başınız ağrımasın sonra. Bir sen kalmıştın laf etmeyen. Sefer öncesi uygun olmaz diye. Seni alakadar etmeyen mevzulara karışma. Merak etmeyin sultanım. Hatunun hiçbir eksiği olmasın. İlaveten bir gözü nigar kafada olsun. Attığı her adım hakkında malumat istiyorum. Bu gizli münasebeti ispat edeceğimiz ne bulursan getir bana. Aman oylanmasın. Gizlice yürüt tahkikatını. Anladım sultanım. Mustafa'mın gitme vakti yaklaşıyor hünkârım. Hazırlıklarla alakalı malumat vermeye geldim. İbrahim yakinen alakadar oluyor bu mevzuyla. Sen neler yaptın? Aslanı büyük bir mahiyetle çıkacak yola. Cariyeleri, ağları, kalfaları bizzat ben seçiyorum. Rahat etmesi için ne lazımsa tedarik ediliyor. Âlâ. Sabah birlikteydik. Hâlâ heyecanlı görünüyor. Nasıl olmasın hünkârım? Bizlerden ayrı bir hayat başlıyor onun için. Allah yardımcısı olsun. Amin. Başka ne yaptın? Neyin var senin? Sabahtan beri sesin soluğun çıkmıyor. Sultanımızdan laf mı işittin yoksa? Yok, hayır. O vakit şehzademizle alakalı. İstemedi beni fidan. Geri çevirdi. Nasıl istemedi? Hani her şey yolunda diyordun. Ben de anlamadım ki nasıl oldu. Yoksa beni istediğini biliyorum, eminim bundan. Laf. İstese alır koynuna. Kim engel olacak? Koskoca şehzade. Bir tek şey geliyor aklıma. Efsun. Hala onu düşünüyor. Bir türlü çıkaramadı kalbinden. Sebep buysa boşuna üzülüyorsun. Yıllarca yas tutacak değil ya. Bilmiyorum. Ne çabuk vazgeçtin sultan olma hayallerinden. Vazgeçtiğim falan yok. Üzülüyorum sadece. Öylece çıkıp gitmek nasıl canımı yaktı bilemezsin. Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri! Arzu ettiğiniz başka bir şey varsa. Yok, sen her şeyi düşünmüşsün zaten. Mustafa'm haftaya yola çıkabilir. Şehzadem çok sevinecek bu haberi. Hünkârım, şehzademin hazırlıkları esnasında denk geldim. Nedir bu? Size layık değil ama kabul ederseniz memnun olurum. Thank you.
Meşim, benim ay parçam. Demek buradasın. Halamı görmeye geldim. Hep beraber çiçek toplayacağız. Ne güzel. Sen biraz ikizlerle oyna. Hı? Sultanım. Biliyorum. Bana hala kızgınsınız. Fakat ben ne yapıyorsam hareme nizam için. Validemizi çirkin oyunlarına alet ederek mi? Haremin nizamı böyle sağlanmaz Hürrem. Bana haksızlık ediyorsunuz sultanım. Bu savaşı ben başlatmadım. Bana başka yol bırakmadılar. Siz de biliyorsunuz olan biten her şeyi. Merak etme, ben kimin ne olduğunu çok iyi biliyorum Hürrem. Fakat size diyecek laf bulamıyorum artık. Ben sizi Allah'a havale ettim. Sultanım. Huri Cihan'ım. Osman'ım. Buyur hanım, ne lazımdı? Beşik ne kadar? 3 akçe. Çok dedin efendi, düş biraz. Başka şeyler de alacağım. Sen beğen hele bir hatun. Yaparız bir şeyler. Ya tamam tamam kızım. Hadi yürü yürü. Selametle. Yürü. Sümbül ağam, kurbanın olayım. Yahu bırak tatlıyı, şerbeti. Geç kalıyoruz zaten. Yahu ne var biraz yürü. Soluklansak? Ayaklarıma kara sular indi. Süzüldüm, süzüldüm. Nigar değil mi? Aa, vallahi o. Efendi, sen bunları bir sar. Bir şeydi. Otur hatun sen, yorulma gebe haline. Ne gebesi efendi, ben... Nigar hatunum. Mihrimah'ı görmek istediler illa. İyi ki getirmişsiniz. Validemizin yanına da uğrasınlar. Neşeleriyle ona kuvvet verirler. Ama biz önce çiçek toplayacaktık. Durmayın o zaman sultanım. Haydi. Ne tatlılar değil mi? Hem de nasıl. Ne muazzam bir aile oldunuz. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah hep böyle saadet içinde yaşarsınız. Amin. Sultanım. Müsaadenizle ben daireme dönüyorum. Nasıl yüzüme bakıyor anlamıyorum. Sultanım. Siz istediğiniz için susuyorum. Yoksa çoktan anlatmıştım yaptıklarını. Hünkârımız yeterince üzgün. Üstelik elimizde kesin bir delil de yok. Cariyelerin ağlarının lafıyla onu itham edemeyiz. Sümbül ağa. Şeker ağa, ne işiniz var sizin burada? Bizim ne işimiz olur? Seni takip ediyorduk. Nasıl siz ben... Yahu yok öyle bir şey. Mahidevran Sultan'ın istekleri bitmiyor ki. Şunu al, bunu getir. Mutfağa giremez olduk vallahi. Ben de dolaşıyorum öyle.
Buyur hatun. Bunlar da benden olsun. Allah analı babalı büyüksün. Amin. Ya hatun ne diyor bu adam? Bana değil bunlar ağam. Hacer var, benim orada oturuyor. Komşum. Hatun doğurdu, doğuracak. Ona hediye alıyor. Ha, öyle desene. Ağlar, benim gitmem lazım. E dur ya, sohbet edeydik. Haremde neler oldu neler. Sonra ağam. Hatun beni bekler. İyi, haydi selametle. Sağlıcakla kalın. Haydi, haydi. Yazık ya hatuna. Baksana, el alemi çocuklarıyla avutuyor kendini. Malum, gebe kalamadığı için boşamıştı Nasuh Efendi. Eyvah, haremden de kovuldu şimdi. Aklını oynatmasa bari. Ne yapacak bir başına? O küpünü doldurmuştur melam. Hadi yürü, yürü, geç kaldık. Vallahi senin yüzünden geç kaldım ceza almazsam. Haydevra, ne oldu? Beni şikayet etmeye mi gittin yine? Malum, başka türlü giremiyoruz Naz odaya. Son hadiseler bir hayli asabını bozmuş anlaşılan. Çırpındıkça batıyorsun. Bu iyi günlerin Hürrem. Yerinde olsam keyfini sürerim. Boş laflar, karnım tok benim. Şehzademin dairesi ne oldu sen onu söyle. Neden hala hazır değil? Tadilatı devam ediyor. Ne bitmiş tadilatmış? Sarayı mı yaptırıyorsun yoksa? Mustafa'm sancağa çıkıyor. Onun hazırlıklarıyla meşgulüm. Bilahare alakadar olacağım daireyle. Derhal hazırlanacak o daire. Sen bana emir veremezsin Hürrem. Zira haremi ben yönetiyorum. Maydevran, sen haremi yönetebilirsin. Fakat unutma, ben de has odayı yönetiyorum. İlaveten İbrahim Paşa'na güvenme. O bugün var, yarın yok. Neredeydin? Bahçeye çıktım. Hatice Sultanımız da oradaydı. Sohbet ettik biraz. Nasılmış? Ziyadesiyle umutlu. Validemizin bugün yarın iyileşeceğini söylüyor. Bu da beni tedirgin ediyor. Ne demek bu? Süleyman validemiz iyi değil. Her şeye hazırlıklı olması lazım, yoksa çok üzülür. İki tane evladı var. Onu çok seven bir kocası var. Onların varlığıyla ayakta duracaktır elbet. Orası öyle tabii. Ne hoş. Sen mi yaptın? Hayır. Mahidevran'ın hediyesi. Bunu nasıl kabul edersin? Bunu yanlış anlayıp karşılık bekleyebilir. Ey sevgili. Kim ne umut ederse etsin, beklesin. Ne fayda? Zira ben alemin padişahıyım, sen de benim. Sultan. Bir şey mi oldu? Fidan Hatun'a söyle. Derhal bir cariye seçsin. Şu yeni gelenler arasında Rus bir hatun vardı. Neydi adı? Olga'yı mı diyorsunuz sultanım?
Ha, evet. Onu hazırlasınlar. Şehzademiz için mi sultan? Ne şehzadesi Fatma? Hünkârımıza sunacak. Görsün bakalım. Has odayı kim yönetiyormuş? Burada. Halvete gidecek ağam. Mahidevran Sultan'ımız seçtiler. Hay maşallah. İyice belledin bu usulleri. Şehzademizin keyfini kaçırmasın sonra. Şehzademize değil ağam. Hünkârımıza gidiyor. Vay vay. Sen daha az evvel Mahidevran Sultan'ımız seçti demedin mi? Evet ağam. Kendisi istedi. Allah Allah. İllallah. Sen işine bak şimdi. Ağam. Deli Esma Hatun. Hürrem Sultan sizi çağırıyor. Hı. Validem. Benim güzel annem. Nasılsınız? Ağrınız, sızınız var mı? Tüm kalbimle inanıyorum bitecek bu ızdırap. Kalkacaksınız ayağa. Validem. Hep sizin gibi bir kadın olmayı hayal ettim ben. Bir bakışıyla baş döndüren, büyülü güzelliğiyle göz kamaştıran, zarafetiyle asil ve onurlu bir kadın. Ama bu mümkün değil. Hala hepimizden güzelsiniz. Fakat ben en çok sizin gibi bir anne olmayı hayal ettim. Evlatlarını esirgeyen, şefkatli kollarıyla sarıp sarmalayan, huzur veren bir anne. Kulaklarımda hala sizin sesiniz var. Bana söylediğiniz ninnileri duyuyorum. Sonra kokunuz. O eşsiz gül bahçelerinden yayılan kokunuz. Nefes olurdu bana. Can verir. Ne yazık ki evlatlarım benim kadar talihli değil. Onların sizin gibi bir annesi olmayacak. Anne. Bırakma bizi. Gitme. Daha değil. Şimdi değil. Sana ihtiyacım var ne olur. Paşa.
İçeri buyur etmeyecek misin Hatice? Ahşam ben... Buyurun. Paşam. Sizi burada görmek ne büyük saadet. Çok kalmayacağım. Konuşmaya geldim. Bu nedir böyle? Az kaldı paşam. Evladımı alacağım kucağıma. Hiçbir hazırlığım yok. Boşuna yük etme kendine bunları. Gittiğin yerde ikiniz için de ne lazımsa yapılacak. Nasıl? Nereye gideceğim paşam? Hatun. Bunu daha evvelden de konuştuk seninle. Bir süre gözlerden ırak olman lazım. Paşam. Ben tanımadığım, bilmediğim yerde nasıl yaşarım? Kardeşimin yanına yolluyorum seni. Emin ol, burada olduğundan daha çok rahat edersin. Sultanım, bugün Nigar'ı gördüm çarşıda. Beşik satın alıyordu. Beşik mi? Ha, bir komşusu varmış gebe. Hediye olsun diye. Eminim öyledir. Başka ne konuştunuz? Tek başına ne yapıyormuş Nigar? Vallahi doğru düzgün konuşamadık. Hemen çekti gitti. Öyle üzüldüm haline. Onca yıl çalıştık birlikte. Maşallah kabiliyetliydi. Akıllıydı da. Keşke geri dönse. Haremin tarı tuzu kalmadı Sümbül. Nigar, Gül'a. Yanında kim varsa gitti. Vay, sultanım aşk olsun. Ben ne güne duruyorum. Bir ihtiyacınız olursa bir şey. Ben de bu yüzden çağırdım seni. Yanımda mısın yoksa karşımda mı bilmek istiyorum. Sultanım. Sualime cevap ver. Yanımda mısın yoksa karşımda mı? Sultanım sizin karşınızda olmak benim ne haddim be? O halde yanımdasın. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Çekilebilirsiniz. Adın ne senin? Olga Hünkârım. Olga. Kim gönderdi seni? Beni sultanım seçtiler. Mahidevran Sultan. Sizi mesut etmenimi istediler. Ne oldu Sümbül'e? Korktun mu yoksa? Ne yalan söyleyeyim. Gülhan'ın başına gelenler malum. Doğru. Onu kovdular. Fakat sanma ki sefalet içinde. Bana sadık kalmasının mükafatını aldı. Her ihtiyacını karşıladı. Bir eli yağda, diğeri bağda yaşıyor şimdi. Oh. Senden de aynı sadakati bekliyorum. Maziyi unut Sümbül. Ne olduysa oldu. Biz istikbale bakalım.
İster bana hizmet eder. Bu istikbalin bir parçası olursun. Ya da Mahidevran'a hizmet eder. Mazide kalırsın. Karar senin. Vallahi sultanım. Size hizmet etmekten büyük şeref duyarım. Akıllıca bir karar. Fakat nasıl olacak? Kendileri malum haremin idaresindeler. Esas mesele de bu zaten. Bayramız Hakk'ın rahmetine kavuşmadan eve Mahidevran gitmeli. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Anladım sultanım. Bu vaziyette size söylemem gereken mühim bir husus var. Mahidevran Sultan hünkârımız için bir cariye hazırlanmasını buyurdular. Paşam, siz ne derseniz kabulümdür elbet. Benim tek sıkıntım sizden ayrılmak. Ne yaparım siz olmadan? Ne seni ne de evladımızı ortada bırakmam asla. Fakat bundan daha fazlasını da bekleme benden. Elimde değil paşam. İki canım var. İkisi de size ait. Çok bir şey istemiyorum ki sizden. Sevginizi, şefkatinizi esirgemeyin benden ne olur. Hazırlığını yap. Yarın akşam seni almaya gelecekler. Paşam. Bir daha ne vakit görürüm sizi? Büyük sefere çıkıyoruz hatun. Kader bize ne gösterir bilinmez. Eğer ölmez de sağ kalırsam dönerim elbet. Sonra da bir fırsatını bulup gelirim yanınıza. Görürüm evladımı. Sizi bekleyeceğiz paşa. Evladımızla birlikte bekleyeceğim. Sağlıcakla kalın. Mahidevran. Meşgul etme beni Hürrem. Neyle meşgul olduğunu duydum. Hünkârımıza cariye sunursun. Ben validemize vekalet ediyorum. Hünkârımızı memnun etmek benim vazifelerimden biri. Allah sana başka keder vermesin. Bir kadın olarak eksikliğini böyle mi örtüyorsun? Sen kendi derdine yan Hürrem. Hünkârımız, hani senden başkasıyla olmazdı? Asla bu mümkün değil. Öyleyse neden hala odasında cariye? Hangi cariye bu? Yoksa şu gelen mi? De buradaydı. O da gördü. Öyle değil mi? Evet hünkârım. Hekime haber verdiniz mi? Geliyorlar hünkârım. Validem. Aylardır bu hayırlı havadisi bekliyorum. Yalvarırım bir nebze hareket ettirin. Bu mübarek elinize ruhum huzur bulsun. Sesimizi.
Daha önce de hünkârımıza hatunlar sunuldu. Hatta bir prenses bile vardı aralarında. Neredeler şimdi? Bir bak bakalım etrafına. Benden başkasını görebiliyor musun? Vaktiyle ben de çok sevildim Hürrem. Mustafa'm bu aşkın meyvesi. İstersen Gülfe Matun'a sor. Benim yüzümden ne acılar çektiğini anlatır sana. Hep böyle maziyle avunacaksın neyse ki. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bunu kabullenmek zor. Ama kabullendim. Zira hakikat bu. Ne yaparsan yap değiştiremiyorsun. Bu senin için de geçerli. Bir gün bir hatun gelecek. O sarsılmaz, yıkılmaz dediğin aşkını yerle bir edecek. Haydi evlat. Beni kendinle bir tutma. Dünyanın bütün hatunları bir araya gelip haykırırsa benim fısıltımı bile bastıramazlar. Bu kibir senin sonun olacak Hürrem. Acılar içinde kıvranırken bu lafları hatırlatacağım sana. Mahidevran sen yoksun artık. Yakında gideceksin buradan. Senin kuvvetin yetmez buna. Hünkârım. Şehzadem, yemeğiniz hazır. Başka bir arzunuz yoksa? Hayır, çekilebilirsiniz. Sen kal. Nedir bu suratın hali? Şehzadem bağışlayın. Sizi rahatsız ettim. Bir daha olmayacak. Geçen gecenin seninle bir alakası yok Fatma. Unut gitsin. Üzülme. Nasıl üzülmem şehzadem? Azap içindeyim. Hekimleri duydunuz validem. İçtikçe her gün biraz daha kuvvetleneceksiniz. Aniden tuttu elim. Hünkârımıza haber verince nasıl sevindi. Hünkârımız demek bu yüzden ayrıldı Hasado'dan. Sultanım size söylemiştim. Validemiz iyi olacak. Tekrar aramıza dönecek. Benim de tek dileğim bu. Zira bu halinden medet umandır. Nefesi kursağında kalacak. Öyle mi? Tamam, geliyorum. Müsaadenizle. Gel. Hünkârım, Gülfe Matun geldiler. Gelsin.
hünkârım. Gülfem Hatun, yaklaş. Fikrini almak istediğim bir husus var. Bir faydam olursa ne mutlu bana. Haremin durumu malumun. Bir türlü nizam sağlanamadı. Hatunlarım arasında engel olamadığım bir husumet var. Bu da nizamın sağlanmasına mani oluyor. Bir an evvel bir hazneder tayin etmem lazım. Lakin bu öyle biri olmalı ki bu kötü gidişata son versin. Sen ne dersin? Sence kimi tayin etmeliyim? Gel. İbrahim. Sultanım. Müjdeler olsun. Validemiz iyileşiyor. Nasıl? Ne oldu? Hareket etmeye başladı. Hekimlerin dediğine göre bu hayra alametmiş. Her geçen gün daha iyi olacakmış. Eminim yakında ayağa kalkacak. Konuşacak. İnşallah. İnşallah. Beni siz uğurlayacaksınız validem. Hayır duanızı almadan gitmeyeceğim. Validemizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Dinlenmesi icap eder. Öyle değil mi dayı? Hakkınız var sultanım. Hayırlı geceler valide. Gülfem Hatun. Hünkârımız neden çağırmış? Yeni haznedarın tayiniyle alakalı fikrimi almak istediler. Lakin kimi söylediysen kabul etmediler. Kimse tayin edilmedi mi? Edildi sultanım. Edildi. Artık haremin baş haznedarı benim. Ne güzel. Tebrik ederim Gülfem Hatun. Sağ olun sultanım. Hayırlı olsun Gülfem Hatun. Sağ olun. Allah size kolaylık versin. Amin. Müsaadenizle. Dayı Hatun. Tecrübenle bana destek olmanı isterim. Elbette Gülfem Hatun. Emrinize amadeyim. Thank you.
Sultan. Ne yapıyorsun sen? Hazırlıklarla alakalı malumat geldi sultanım. Onları okuyordum. Vaziyet nedir? Her şey emrettiğiniz üzere tedarik ediliyor sultanım. Lakin ödemeleri bir an evvel çözmemizi icap eder. Yarın defterdarla görüşeceğim. Ek tahsisat isteyeceğim. Fakat Gülfem Hatun'un baş haznedar olması hiç iyi olmadı. Her haznedar gibi size tabi olmak durumunda. Öyle de. Her işe burnunu sokacaktır şimdi. Bu harcama niçin Sümbül Ağa? İpek kumaş bedelleri. İpek alımının yasak olduğunu sanıyordum. Umumi bir yasak var. Fakat saray için bazı tedarikler sağlanıyor hala. Peki ya bu nedir? Al. Şu. Altın işlemeli tabaklar alındı. Hemen hepsi Manisa'ya gönderilecek. Bir kısmı da burada kullanılacak inşallah. Bu harcamaların haddi hesabı yok. Bu makul mü Daya Hatun? Değil elbet. Yıllık tahsisatın üzerine çıkılmış. Hem de birkaç ayda. Bu nasıl olur Sümbül Ağa? Vallahi ben ne diyebilirim Gülfem Hatun'um? Mahidevran Sultanımızın takdirleri. Sultanım. Derhal anladın. Ne oldu? Gülşen söyledikleri doğru muymuş? Bütün gün evini izledim sultanım. Akşam İbrahim Paşa geldi. Emin misin o olduğuna? Hiç kuşkum yok sultanım. İlaveten hatunun gebe olduğu aşikar. Nihayet güzel haber. Geceyi orada mı geçirdi paşa? Bir vakit içeride kaldı. Lakin çok geçmeden ayrıldı. Söyle arabamı hazırlasınlar. Bir ziyaret edelim şunu. Ulema Paşa civardaki kale komutanlarıyla temasa geçti. Bazı tavizler vererek de olsa umduğumuz sözleri aldık. Peki Tahmasp'tan havadis yok mu? Bitlis'in düştüğü haberini almış olacak ki Özbekler üzerine yürümekten vazgeçip yönünü bize çevirmiş. Güzel. Kurduğumuz ittifak meyvesini veriyor işte. Attığı her adımı takip edin. Elden çıkmış kalelerin tekrar teslimi için gerekli tedbirleri alın. Mustafa Paşa. Paşam. Hünkârımız neredeler? Dairesindeler mi hala? Çıkmışlar paşam. Nasıl? Nereye gitmişler? Sual ettim. Lakin kimsenin malumatı yok paşam. Nasıl malumatınız yok? Kim koruyor hünkârımızı? Tedbir alınmadı mı? Alacaksan al efendi. Meşgul etme tezgahı. Hünkâr. Şşş, öteki etme. Neden görmek istediniz beni? Yoksa validemiz mi kötüledi? Hayır, aksine hekimler daha iyi olduğunu söylüyorlar. Zira sahilini kullanmaya başladı bile. Çok sevindirici bir haber. Buna sevinmelisiniz. Nedir bu haliniz?
Keder içindesiniz. Anlatacağım ya ya. Gel oturalım gel. Gelişme var mı daha yahut? Vaziyet aynı sultanım. Sultanım. Ben de sizin yanınıza gelecektim. Ne oldu ki? Haremin defterlerini tetkik ettim. Yaptığınız harcamaların bir karşılığı yok. Gidişat fena. Derhal bu vaziyete bir çözüm bulmamız icap ediyor. Gelir gelmez ilk icraatım bu mu? Bu benim vazifem artık sultanım. Sefer arifesinde tasarruf etmek lazımken israf ediliyor. Bunu hünkârımıza nasıl açıklarsınız? Haddini bil. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Laflarınıza dikkat edin. Benimle böyle konuşamazsınız. Karşınızda sadece haznedar değil, hünkârın kadını var. Ben nasıl size hürmet ediyorsam, siz de bana edeceksiniz. Sultanım. Gülfem. Bir şey mi oldu? Hayır sultanım. Konuşuyorduk öyle. Haznedar tayin edildiğini duydum. Ziyadesiyle memnun oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun sultanım. Ben hep senin yanındayım Gülfem. Bir isteğin olursa söyle. Dün havadise alınca hayli sevindim. Lakin gece öyle bir rüya gördüm ki bütün neşem, keyfim kaçtı. Hayırlar olsun. Hayır mı şer mi sen söyle Yahya. Başka türlü içim rahat etmeyecek. Validemi gördüm. Bir nehrin kıyısındaydı. Su içmek için eğildi. Tam o sırada suyun üzerine bir gölge düştü. Başını kaldırdı. Baktı ki nehrin öte yanında beyaz, bembeyaz bir at. Elmas gibi parlıyor güneşin altında. Rüzgar yelelerini savuruyor dört bir yana. Öylece baktı valideme sonra vardı yanına. Bu babamın atıydı. Sultan Selim Han'ın atı. Validemi alıp götürmek için gelmişti sanki. Hünkâr, su da at da hayra alamettir. Bu rüyazin har kötüye yorulmaz. Lakin daha sonra bir duman kapladı dört bir yana. Karanlık çöktü. Gök gürledi, şimşek çaktı. Yağmur boşaldı üzerlerine. Nehir taştı. Atın şaha kalktığını gördüm. Simsiyah gecenin içerisinde bir ay gibi parlıyordu validemin yüzü. Şimdi hakikati söyle bana kardeşim. Bunu hayra yormak mümkün mü? Hakikatin ırmağında herkes üryandır.
kalacağız biz anne? Bilmiyorum oğlum. Korkma hatun. Benden size zarar gelmez. Var git yoluna efendi. Bulaşma bize. Nedir bu halin? Kim yaptı sana bunu? Git buradan efendi. Anneme dokunursa fena yaparım seni. Adın ne senin evlat? Süleyman. Anlat bakalım adaşım Süleyman. Anlat ki derdinize derman olayım. Kim yaptı bunu size? Babam bizi evden kovdu, sokağa attı. Eğme başına. Dik tut. Size bunu reva görenler eğsin başına. Nerededir bu gafil? Niye sual edersin? Kimsin sen? Benim kim olduğum mühim değil. Müsaade et, size yardım edeyim. Bunlar kim? Niye bizi takip ediyorlar? Onlar benim arkadaşlarım. Bana yarenlik ediyorlar. Ne işin var burada senin? Bir daha buraya gelmeyeceksin demedim ben sana ha? Gel. Sen de kimsin be adam? Bu hatun der ki, kocam beni dövdü, evladımla sokağa attı. Doğru mu söyler? Karışma sen. Bir de şikayet mi ettin beni sen? Ne oluyor? Doğru mu dedim sana? Karım değil mi? Döverim de söverim de. Sen ne akla karışıyorsun? Ağlar. Tutun bu adamı. Bırak. Ne oluyor be? Hatun korkma abi. Bu adam sana zarar vermez. Geçin. Kimsiniz? Kimsiniz dedim size? Kimsiniz? Bırak. Bağırma. Kes sesini. Az önce seninle konuşan yüce hünkârımız Sultan Süleyman'dı. Hünkârımız mı? Kocama ne yapacaksınız? Bunca yıldır size eziyet etmiş. Sana evladına bunu reva göreni mi düşünüyorsun hala? Ben onu değil efendi, evladımı düşünüyorum. Ne yer ne içeriz. Senin neyin eksik kocandan? Çalışır bakarsın evladına. Beyim. Sana bir iş verilecek hatun. Aş verilecek. Bundan böyle bütün ihtiyaçlarınızı kendin karşılayacaksın. Allah razı olsun sizden. Ama ben tek başıma ne yaparım efendi? Nasıl olur? Ben buradayım anne. Çalışırım. Seni hiç kimseye muhtaç etmem. Hünkârım, bağışlayın beni. Af yok. Bu yaptığının kanunlardaki cezası belli. Bedelini ödeyeceksin. Hünkârım, sebep siz yere değildir hünkârım. Hiçbir sebep bu eziyeti izah etmez. Götürün bu adamı. Hünkârım, bağışlayın hünkârım. Hünkârım, bağışlayın hünkârım. Bu kadına bir iş verilsin. Evladı da Sıbyan Mektebi'ne yazılsın. Hiçbir eksikleri olmayacak. Emredersiniz hünkârım. Durun efendim. Bunu kabul edin. Bir kıymeti yok ama gamı keder alır derler. Sultanım. Yalnız yaşayan bir hatunsun. Kapını açık bırakma.
dalgınlığıma gelmiş sultanım. Siz burada... Hatice Sultan'ın sarayına gitmişti. Dönerken bir uğramak istedim. Yolculuk nereye Nigar? Ben burada yapamıyorum artık sultanım. Yalnızlık fena. Dahi Hatun sağ olsun. Çiftliğinde kalmama müsaade etti. Oraya gideceğim. Şu benim verdiğim çiftliğe mi? Siz neden geldiniz sultanım? Benden bir isteğiniz varsa. Senin ne isteyebilirim ki? Malum. Ne vakit güvensem ihanet etti. Nigar Hatun'la görüştün mü? Hazırlanıyor paşam. Bu akşam yola çıkacak. Çok dikkat etsinler Mıtrakçı. Bir aksilik istemiyorum. Merak etmeyin. Kardeşinizin yanında güvende olacaktır. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Ben de her yerde sizi arıyordum. Bir hayli endişelendirdiniz beni. Biraz dolaşmak istedim İbrahim Paşa. Keşke benim de haberim olsaydı malum sefer öncesinde. Düşmanlarımızı kol kesiyorum. Yahya ile görüştüm. Kötü bir şey demedi inşallah. Benden mi kaçıyorsun yoksa? Haşa sultanım. Ne kaçması? Nigar, sana karşı hep adil oldum. Yine olacağım. Hak eden, hak ettiğini alacak. Ben istemezdim böyle olmasını. Sizi ne kadar sevdiğimi, hürmet ettiğimi bilirsiniz. Fakat kader ağlarını öyle ördü ki... elim kolum bağlandı. Şaştım kaldım. Nigar. Nedir senin derdin? Söylemek istediğin bir şey varsa şimdi söyle. Zira bu son görüşün olabilir beni. Bundan sonra istesem de yardım edemem sana. Anlatacak bir şey yok sultanım. Dediğim gibi çiftliğe gideceğim. Orada çalışanlar da var. Yalnız kalmam. Madem öyle, uğurlar olsun sana. Şehzadem. Fatma Hatun, bir şey mi oldu? Şehzadem, benim kalbimin, ruhumun efendisi. Beni geri çevirdiğiniz o geceden beri uykular haram oldu. Keder içindeyim. Cennetinizden kovulmuş bu cariyeniz, cehennem ateşlerinde yanıyor. Fakat bu keder, bu gözyaşları sadece kırılan gururum için değil. Benim efendim, ben esas sizin için ağlıyorum.
Keşke acılarınızı silip atabilsem kalbinizden. Aşkımla iyileştirebilsem sizi, keşke unutturabilsem maziyi. Benim şehzadem, bu zavallı cariyeniz, köleniz, sevgiliniz gayrı iflah olmaz. Yüce Rabbime ve size yalvarmaktan başka hiçbir şey gelmez elimden. Ne olur bırakmayın beni. Gel. Sultanım. Neredesin sen Fatma? Hazırlıklarla meşguldüm sultanım. Mustafa'm için hazırlanan cariyeye ne oldu? Duyduğuma göre şifahanede kalmış o gece. Halvete giderken merdivenlerden düştü sultanım. Heyecandan olsa gerek. Eminim öyledir. Bu gece tekrar götüreceksin onu. Sultanım. Bu kez dikkatli ol. Başına bir hal gelirse senden bilirim. Hiç kimseye aldırış etme Gülfem. Vazifen neyi gerektiriyorsa yap. Hünkârımız bu yüzden seçti seni. Bundan emin olabilirsiniz sultanım. Hünkârım. Validem nasıl dayı? İyi hünkârım. Az evvel uyandılar. Validem. Benim kıymetli sultanım. Bir taş getirdim size. Dediler ki gamı kederi alırmış. Alaca taşı. Sıkıntıyı çeker. Çektikçe kararır. Vaziyetinde bir değişiklik olursa beni derhal haberdar edin. Bitti Nasuh Efendi. Artık gidebilirim. Vedalaşma vakti geldi demek. Paşamız böyle buyurduysa elden ne gelir? En doğrusu bu hatun. Git orada huzur içinde yaşa evladım. Sağ ol Nasuh Efendi. Az kahrımızı çekmedin. Hadi hatun hadi. Seni bekliyorlar. İçinmediniz yemeği. Canım istemedi İbrahim. Neyiniz var? Karımızı düşünüyordum. Bugün validemizin yanına geldi. Öyle bir hali vardı ki sanki tüm inancını yitirmiş gibiydi. Oysa dün gözlerinin içi gülüyordu. Bu sizi tedirgin etmesin. Hünkârımız bir hayli hassas.
aklından neler geçiyor bilemeyiz. Bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Hayır, yok. Hem ne olabilir ki? Bilmiyorum. Belki hekimler bir şey söyledi. Bizden saklıyorsunuz. Yok, hayır. Fakat her şey olabilir sultanım. Buna hazır olmanız lazım. İnsan buna nasıl hazırlanır İbrahim? Bu benim annem. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Bütün gün göremedim seni. Nereye gittin? Yahya ile görüştüm. Süt kardeşim. Ne oldu, seni üzecek bir şey mi söyledi yoksa? Rüyamı anlattım ona. Hayır mıdır şer midir diye sual ettim. Bir şey söylemedi. Hayra yoralım biz. Ayrıca ben ne rüyalar gördüm, hepsi çıksaydı. Üzülme artık. Gel. Şehzade Hazretleri. Cariyeniz Ayşe Hatun. Mahidevran Sultanımız gönderdiler. Müsaadenizle. Fatma. Cüretinin kaynağı Fatma. Ben içimden ne geliyorsa onu yaparım şehzadem. Hislerimle hareket ederim. Beni buraya getiren, karşınızda tutan şey... asla engel olamayacağım aşkımdır. Beni kovabilirsiniz yine. Saraydan atabilirsiniz. Hatta canıma bile kıyabilirsiniz. Sizden gelen her şeye razıyım ben. Senin bu halini seviyorum hatun. Çekiyorsun beni kendine. Sizin şifanız benim.
Ne oldu arabacı, niye durduk? Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Bizimle geliyorsun. Hayır. Kulun kurbanını olayım, bırak beni. Bizi zor kullanmaya mecbur bırakma hatun. Şehzadem, bu benim hayatımın en güzel gecesi. Keşke hep burada olsak, hiç doğmasa güneş. Ne yazık ki haftaya gidiyorsunuz. Bu ayrılık beni hasta eder, öldürür diye korkuyorum. Ne ayrılığı hatun? Sen de benimle geleceksin. Hanımefendi, müsaade var mı? Efendi Hazretlerinin selamı var. Başım üstüne. İbrahim Paşa geliyor. Buradan geçecek. Şeyh Rüstem Efendi rahatsızlanmış. Onu ziyaret edecek. Hazır gitmişken bir de şehadet getirsin. Anlayalım, Müslüman mı yoksa Hristiyan mı? Bu lafları paşaya sakla Figane. Zira Efendi Hazretleri keskin dilini konuşturmanı istedi. Var git efendiye selam söyle. Dün ne dediysen paşaya, bugün misliyle söylerim. Gül Hatun. Nergis Hatun. Ayşe Hatun. Siz de hazırlığınızı yapın. Şehzademizle birlikte Macize'ye gideceksiniz. Ya ben? Vallahi senin ismin yok burada. Fidan Hatun. Sultanımızla bir konuşsanız ben de geleyim. Sen işine bak. Hadi herkes işine dönsün. Fidan. Neredesin sen? Gece kayboldun. Şehzademizle birlikteydim. Öyle diyorsun da senin ismin yok burada. Ne ki o? Sultanımız şehzademizle birlikte gidecek, cariyeleri tek tek yazdırdı. Nasıl olur? İskender Çelebi, keyfimden yapmıyorum bu harcamaları. Şehzadem sancağa çıkıyor. Anlıyorum sultanım. Fakat elimden bir şey gelmez. İstediğiniz meblağ çok yüksek. Önümüzde sefer var. Ek tahsisat ayırmam mümkün değil. İbrahim Paşa ile konuşun. Benim istediğimi söyleyin. Üzgünüm sultanım. Şu an elimizde hiç altın yok. Hepsi sefer hazırlıklarına gidiyor. Ben ne yapacağım peki? Defterdar olarak bir çözüm bulun. Bunun tek bir çözümü var sultanım. Borç alacaksınız. Nasıl? Kimden? Yahudi sarraflardan. Biz de ihtiyaç halinde kendilerinden borç alırız. Arzu ederseniz bir hatun sarraf yollayabilirim size. Neden siz alıp vermiyorsunuz? Eğer bunu yaparsam sebebini izah etmeye mecbur kalırım. Lakin siz alırsanız kimse bilmez. Vakti gelince de ödersiniz. Böylece hadise duyulmadan mesele hallolmuş olur. Anladım. Öyleyse yollayın birini.
Koca Osmanlı'yı bir Hristiyan, bir Ortodoks yönetiyor. Bakın sarayda kaç tane Türk kaldı. Atakçı Figani değil mi bu? Ta kendisi paşam. Ağlar. Belli ki birileri kuyruğuna basmış yine. Meydan dönmelere, devşirmelere kaldı. Sorarım size. Gel bakalım. Buna izin verecek miyiz? Hayır. Yüce devletimizi yerle yeksan ettiler. Gün geçmiyor ki Makbul Paşa yeni bir put dikmesin. Hala taşa tapıyorlar. Malumunuz, cihana iki İbrahim geldi. Biri put yıktı, diğeri put dikti. Mesut! Saldırılan İbrahim Paşa Hazretleri! Ey gafil Figani! Şu söylediklerini bir de yüzüme söyle bakalım. Sultanım. Defterdarla konuştum Fatma. Yahudi bir sarraf hatun gönderecek. Ondan aldığımız borçla açığı kapatacağız. Anladım sultanım. Ne anladın Fatma? Beni dinlemiyorsun ki, aklın nerede senin? Sultanım, bir hata olmuş galiba. Manisa Sarayı'na gidecek cariyeler arasında ismim yoktu. Şu mesele. Sen benimle kalıyorsun. Sana ihtiyacım olacak. Ben her daim hizmetinizdeyim elbet. Fakat dün gece... Haberim var. Hatun'u yollayıp kendin girmişsin halvete. Ne haddime sultanım. Şehzademiz öyle arzu etti. Neyse ne. Şu an yollamam seni. İcap ederse bilahare gidersin. Siz nasıl isterseniz sultan. Konuşsana be adam. Ne oldu, dilini mi yuttun? Bin defa söyledim, yine söylerim. Zira bir Allah'tan korkarım ben. Dünyaya iki İbrahim geldi. Biri putları yıktı, diğeri putları dikti. Ben sana adil davrandım. Daha evvel de ettin bu lakırdıları. Bağışladım canını. Fakat benim sabrımı zorlama. Şimdi de bana bakayım, sen kimin uşağısın asıl? Benim Allah'tan başka kimsem yok paşa. İlaveten söylediklerim yalan değil. Eğer Müslümansan şehadet getir, herkes de duysun. Ben de laflarımı geri alayım. Sen kimsin be adam? Kimden alırsın bu cüreti böyle? Ne oldu paşa? Şehadet getirmek bu kadar mı zoruna gidiyor? Ne sen, ne senin efendilerin, hiç kimse bana ne yapacağımı söyleyemez. Yakalayın bu adamı. Kapatın bir yere. Yargılanacak, cezası her neyse verilecek. Götürün! Bu dünya kimseye kalmaz paşa. Sultan Süleyman'a dahi kalmaz. Er ya da geç yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Sultanım. Bir mesele çıktı mı Perçema? Hayır sultanım. Her şey emrettiğiniz gibi cereyan etti. İyi. Dikkat edin. Nigar kalfa bize lazım. Merak etmeyin sultanım. Kimsenin bulamayacağı bir yerde. İyice tembelledin değil mi? Ona bir zarar gelmeyecek. Bilhassa ikaz ettim. Emniyet içinde olacak. O halde artık harekete geçebiliriz. İbrahim Paşa'nın ipini çekme vakti geldi. Sen kimsin? Benden ne istiyorsun? Sen beni yakından tanırsın Nigar.
Sen ölmemiş miydin? Benden o kadar kolay kurtulabileceğini mi sandın? Sultanım. Senin işine bak dayı. Validem. Bugün nasılsınız? Bilmenizi istediğim bir husus var. Zira söyleyeceklerim sizi ve hanedanımızı yakından ilgilendiriyor. Allah'ın cezası. Nereden çıktın sen yine? Demek ki İbrahim Paşa'nın kudreti herkese yetmiyormuş. Bırak beni Gülşah. Paşamız her yerde beni arıyordur. Ne de olsa karnımda onun evladını taşıyorum. Seni sağ koyar mı sanıyorsun? Paşa'nın kaçırıldığından haberi yok. O seni yolda sanıyor. Ona haber gidene kadar iş işten geçmiş olacak. Yapma Gülşah. Karnımda günahsız bir sabi var. Bana acımıyorsan ona acı. Siz bana acıdınız mı? Öldüresiye dövdüler beni. Hançerlediler. Canımı zor kurtardım. Hürrem Sultan olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Hürrem Sultan mı? Ta kendisi. Her şeyi biliyor Nigar. İbrahim Paşa ile yediğin haltı öğrendi. Bugün bitiyor bu mesele. İbrahim Paşa'nın sonu geldi. İnanın bana. Bu haliniz beni çok üzüyor. Zira bana yaptığınız onca şeye rağmen size hep saygı duydum, hürmet ettim. Hatta itiraf edeyim, size hayrandım. Zekanızla, güzelliğinizle, duruşunuzla ışık tuttunuz yoluma. Bu yüzden size defalarca yalvardım, elimi uzattım. Bir kez altın tutmadınız. Keşke daha önce kabullenseydiniz beni. Yok etmek yerine dinleseydiniz biraz. Anlamaya çalışsaydınız. Emin olun bunların hiçbirini yaşamazdık. Karşımızda kimse duramazdı. Hep birlikte huzur içinde yaşardık. Bunları sizi üzmek için söylemiyorum validem. Ne olduysa oldu, hepsi geçti. Ben size hala hürmet ediyorum. İçiniz rahat olsun diye söylüyorum. Süleyman benim sebebi validir. Ben oğlunuzu hiç kimsenin anlamayacağı, hayal edemeyeceği bir aşkla bağlayayım. Onun huzuru ve saadeti için cehennemde yanmaya razıyım. Güzelin sultanımızın, Hatice'nin aşkını. Nere hünkârımızın sevgisini. Zira ihanet içinde.
Nigar Hatun'la birlikte nicedir. Hatun'un karnı burnunda. Birazdan çıkacağım. Hatice Sultanımızın yanına gideceğim. Üzgünüm validem. Bir yalanın içinde yaşamasına gönlüm razı değil. Sultanım. Valide sultanımızı daha fazla yormayalım. Malum hekimler. Tamam çıkacağım dayı. Tekrar geleceğim validem. Sakın üzmeyin kendinizi. Yormayın. İnanın bana. Bundan böyle her şey çok güzel olacak. Ben size laflar edip canınızı mı sıktı yoksa? Validem. Validem. Koşun. Hekimleri çağırın çabuk. Hadi çabuk durmayın. Sen böyle salına salına bensiz gidiyorsun ey canımın canı. Ey dostlarının canına can katan. Gül bahçesine böyle bensiz gitme. İstemem. İstemem ey gök kubbe. Bensiz dönme. İstemem ey ay. Bensiz doğma. İstemem ey yeryüzü. Bensiz durma. Bensiz geçme ey zaman. İstemem. Sen
benimle beraberken hem bu dünya güzel bana hem o dünya güzel. İstemem. Bensiz kalma bu dünyada sen. O dünyaya bensiz gitme istemem. İstemem ey dizgin, bensiz at sürme. İstemem ey dil, bensiz okuma. İstemem ey göz, bensiz görme. Bensiz uçup gitme ey ruh, istemem. Senin aydınlığındır aya ışığını veren geceliğin. Ben bir geceyim. Sen bir aysın madem. Gökyüzüne bensiz gitme. İstemem. Sen, ey gideceğim yolu bilen, sen, ey yolumun ışığı, sen, ey benim değneğim, bensiz gitmem.